Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Ölüdeniz Sanat Evi'nin önündeyiz. Burada bir halk oyun ekibi var. Nasıl bir ekibi? Hepsi benim gibi İngiliz ve İskoçyalı. Hadi bir bakalım ya. Merhabalar arkadaşlar. Ölüdeniz'e geldik ve evet artık üşümeye başladık. Biraz soğuk. Tabii biz Türk kültürü ve müzikleri tanıtıyoruz da yanımızda Türk kültürü tanıtan çok ilginç arkadaşlarımız var. Abiler ve teyzeler, ablalar. Hepimiz yabancıyız. İskoç, İngiliz. Şu anda sanat evinin önündeyiz ve bu değerli kardeşlerimiz, abilerimiz, teyzelerimiz bu kültürün yaşatmaya çalışıyorlar. Biraz tabii hepimiz yabancıyız ya, biraz Türkçe konuşmaya çalışacağız olduğu kadar. Ben de çevireceğim. Sizi yavaş yavaş tanıyalım. First of all David. Önce David değil mi? Tamam. Yes, David, sizi tanıyalım lütfen efendim. Ne zaman geldiniz mesela? When did you come to Turkey? First came to Turkey 1994. 94. Yes. Evet, kaç senedir buradasınız? Lived here, yaşıyorum. Hadi Türkçe söyleyin bakayım. Zorlayayım ama seni. Ama şimdi 7 yıl yaşıyorum. 7 yıl oldu. Tamam. Siz mesela şimdi bu arkadaşlara bakar mısınız? Yani you have a Black Sea, Karadeniz, yes, kıyafetleriniz. Yes. Ben I'm the only one with the traditional. Ben kaldım arkadaşlar İskoç kıyafetle. So why did you choose to come to Fethiye? Niye böyle Fethiye seçtiniz mesela? Because relatives recommended this area first on holiday. So we came on holiday. Akrabalar buraya tavsiye ettiler. Tatil olarak geldiler arkadaşlar. But then fell in love with the area. Benim gibi aşık oldunuz Türkiye. I also fell in love with Turkey. Tamam. Manda yuva yapmış odalına, aman aman. Göğsünün üstüne kapmış gödünü, amenini yandım, amenini, amenini, amenini yandım. Teredene, teredene, teredene bandım. Bedava mı sandım, para verdim aldım. Teredene, teredene, teredene bandım. Bedava mı sandım, para verdim aldım. Arkadaşlar bak, en yaşlı bayan. David 59 yaşında, en yaşlı bayanımız 76 yaşında. Bak görüyorsunuz spor, yani it's also good sport, right? Yes. Keeps you fit. Exercise, yes. Exercise. Keeps you young. Now I also believe that you're traveling around Turkey with yes. the group. Aynı zamanda arkadaşlar tabii Türkiye'de geziyorlar. Bu güzel kültürü, bu güzel dansları tanıtıyorlar. Şimdi siz kaç tane Türk parçalar söylüyorsunuz? How many songs are you singing now, Turkish songs? I think in your repertoire. 17, I think. 17, 18. And more dances too. 17, 18 parça söylüyorlar. Bir de daha fazla dans figürleri var. Yaylalardan ovalara yarim inde gel. Yaylalardan ovalara yarim inde gel. Yayan değil kıratına ha canım binde gel. Yayan değil kıratına ha canım binde gel. Biz Türkiye'de bizim kendi kültürümüzden bir farklı bir şey görüyor musunuz? What do you see as a big difference in the Turkish culture? That here they're very very family orientated but it's lost in England now. Burada ablamız diyor ki burada aileye çok düşkün, çok bağlı tutuyorlar aileleri. Maalesef bizim kendi ülkemizde yavaş yavaş gidiyor, o bağlantılar gidiyor. Ben de onu gördüm kendi gözlerimle.
Thank you very much indeed. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Arkadaşlar, teşekkürler. Rica ederiz. Harikasınız. Evet, gördüğünüz gibi süper bir ekip. Haydi, görüşmek üzere. Bye bye. Evet arkadaşlar, Fethiye'de Kargıköy'e geldik ve divan bağlama sanatçısı Bahri Bey'den çok güzel müzikler dinleyeceğiz. Hadi hep beraber. Bölük bölük olmuş giden bulutlar, gözümün yaşını yare götürür. Deli Poyraz eser, döner iseniz yarın selamını bana getirin, dostlar getirin. Evet arkadaşlar, köye geldik ve divan bağlama sanatçısı Bahri kardeşimizle beraberiz. Bahri'cim sizi tanıyalım. Ben doğma büyüme Fethiyeliyim, buralıyım. Çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum, halk müziği söylüyorum. Daha sonra insanların nasıl bir aşıkları dinlerken etkilendiği gibi bizim de etkilendiğimiz insanlar oldu. Ondan sonra aşıklık geleneği bittikten sonra biz de kendi yaptıklarımızı, söylediklerimizi, aklımızdan geçenleri Türkiye'ye yansıtmaya başladık. Kınalar yakmış eline, a gelin al bağlamış beline. Kınalar yakmış eline, a gelin al bağlamış beline. Seni benden alanın, a gelin şimşek düşsün evine. Peki bağlama nereden geldi yani? Babanız mı çalıyordu? Bağlama dedemden beri geliyor. Dedem İkinci Dünya Harbi'nden beri. İkinci Dünya Harbi'nde dedem kopuz çalmış gemi komutanına. Ben dedemi görmedim. Çanakkale'de şehit olmuş dedem. Kopuz çalmış. Tabii. O kopuz oradan beriye var yani. Aile genlerinde var herhalde. Bugünkü deyimle. Dededen herhalde babaya geçmiş. Babam da çalıyordu. Evet. Babam bıraktı, çalmıyor. Artık bize geçti. Bizden sonra ne olur bilmem. Babası çifte gitmiş, anası ekin ekmiş. Babası çifte gitmiş, anası ekin ekmiş. Sevdiceğim kızını da bir fakire söz etmiş. Benim sevdiğim kızını bir fakire söz etmiş. Kızı ağlar, karalar bağlar, yol ver dağlar, yar gelsin. Yaylaların yokuşundan, muarların akışından, şafakların söküşünden, düz yollardan yar gelsin. Düz yollardan yar gelsin. Şimdi sizin yöresel, tabii yöresel parçalar çalıyorsunuz. Bir de kendi parçalarınız, evet, var mı? Ondan da kendi biraz bahsedebilirsiniz. Söz müziği bana ait olan türkülerimiz var. Biz biraz da her yörenin kendine has bir iklimi, ağacı, taşı, ne bileyim, geleneğe görene var. Biz de o şey üzerine yazdım türkü, yörük türküleri. Kaleden indir beni, denize döndür beni. Kaleden indir beni, denize döndür beni. Deniz beni söndürmez, yaylaya gönder beni. Deniz beni söndürmez, yaylaya gönder beni. Of of, ardıçların dalında, çırıkların dilinde. Ardıçların dalında, kekliklerin dilinde. İçip içip ah çeksen, şu aşıklar yolunda.
İçip içip ağlasam şu aşıklar yolunda. Bahri'cim şimdi benim genelde türküların hep sevgiden, yani ben seni seviyorum veyahut da sen beni yaktın bir sürü bir türküleri var. Senin bir tane böyle bir mutlaka vardır. Tabii doğa üzerine yazılmış türküler var. Sevgili üzerine yazılmış türküler var. Ağıtlarımız var. Güldürmeli türkülerimiz, ağlatmalı türkülerimiz var. Bu da sevgi üzerine yazılmış bir türkümüz var. Bir dinleyelim o zaman. Ben de eşlik etmeye çalışırım. Sevdan yaylaların yokuşu gibi, kokun gelir ardıç kokusu gibi, sürmelemiş gözlerini bakıyor, kınalı kekliğin bakışı gibi. Sürmelemiş gözlerini bakıyor, kınalı kekliğin bakışı gibi. Evet arkadaşlar, Ölü Deniz'deyim. Gördüğünüz gibi tek şu anda bir şarkı söyleyeceğim. Andy şu anda yok. Herkes soruyor Andy nerede, Andy ne zaman geliyor. Şu anda Amerika'da çalışıyor, biraz işi vardı. O yüzden ben tek tabancı geziyorum. Bu özellikle Andy'nin çok sevdiği bir parça. Hem sizin için hem Andy için de söylüyorum. Barış Manço. Sen gülünce güller açar gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinledik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe, dereler seni çalar, sevindirdik gül pembe. Yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sensiz, bizim iller sensiz, olamadı gül pembe. Dudağında son bir türkü gül pembe, hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Bu hafta Akdeniz bölgesindeydik ve ne kadar güzel müzik dinledik. Saksafon, kopuz, divan bağlama, bir de hemşehrilerimizi bile bulduk Fethiye'de. Onlar da ne kadar güzel dans ettiler. Bir de sizin için Ölü Deniz'de çok güzel bir Barış Manço parçasını söyledik. Bir de Andy'ye de söyledim. He işte, bu hafta bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizim yolumuz devam.